Merhaba arkadaşlar. Bir kombinle daha karşınızdayım. Bu kombinde yaklaşık 1100-1200 lira civarına falan gelecektir. Bununla herhangi bir tane dizlik sunmuyorum. Dizliği kendiniz seçebilirsiniz. İsterseniz Venom'un mafsallı dizliğini seçersiniz. İsterseniz hani Pro-L'in mafsallı dizliğini seçersiniz. Onlar da 75 lira 85 lira civarında. Onu da hemen YouTube linklerinin altında paylaşıyorum. Bu kombinle beraber sunduğum kaska geleyim ilk önce. Bunun FT2 LS2 FF396 ve 1450 gramlık fiberglass bir yapıya sahip olan kaskını sunuyorum. Arka tarafında havalandırma kanalları var, üst tarafında havalandırma kanalları var. Açtığınız zaman geniş bir bakış açısı var, burun pedi var. Burun pedinin iç tarafında havalandırmaları var. Hava kanallarını şuradan açıp kapatabiliyorsunuz. İç tarafını çıkartabiliyorsunuz. Bu gözlükle kullanılabilen bir kask. Çene pedi var. Çene pedi yani çok büyük değil. Ortalama mikrometrik bağlantısı var. Mikrometrik 1 diye geçen bağlantılardan bu da. Bu boynuzun sarması için aynı zamanda terlememenizi sağlamak için yapılmış bir tane kask. O yüzden de pedleri iyi yapılmış gerçekten. Havalandırma özelliği olan pedler. Bu benim kafama olacak mı bilmiyorum ama. XX large diyor. Bakayım. Şöyle gösterebilirim size. Aynı zamanda vizörlü bir kask. Arka taraftan bakın. Şöyle açılıyor. Şöyle çıkartılıyor. Şu tarafını da tabi demin de açıp gösterdiğim gibi bir tane vizöre sahip, güneş vizörüne sahip. Kademeli olarak açılan ön camı var. Fiberglass bir yapıya sahip dedik. Bu kask biraz daha dayanıklı. 600 lira civarında bir kask. Bu 600 lira, bu 415 liralık. Riga Quadra diye geçiyor. Bu da Rolef'in biraz yarış tipi bir mont. O yüzden de kısa. Bunu da hemen giyerek göstereyim. İnşallah bu bana olur. Şöyle açalım. Bakalım olacak mı? Biraz yok, fena değil. Evet. Bu biraz daha yarış montu. Hani 4 mevsim kullanılır mı? Evet, çok soğuklarda içinize termal bir şey giyerseniz evet kullanılabilir. Belinde zaten sıkıştırma yerleri mevcut. Şu kısımlarda sıkıştırma yerleri mevcut. Beyninize göre yani tam oturtabilirsiniz. Ön tarafında ve her yerinde korumaları var. Şöyle şuradan kapatalım. Şöyle kapatalım. Şurasında da bir tane bantı var. Çift taraflı cırt cırtı var. Aynı zamanda ters açılabilir. Bir tane cırt cırta daha sahip. Burasında fermuarı var. Kolunda sıkıştırmak için bir tane daha cırt cırtı var. C'ye onaylı korumaları var. Omzunda ve dirseklerinde. Arkasında da bir tane sırtlığı var. İsterseniz hani bunu aldığınızda hani tamamen neredeyse görünmez olacaksınız. Reflektif şeridi pek fazla yok. O yüzden de hani üstünüze sarı bir yelek giyebilirsiniz veya biraz daha reflektif olmasını sağlayabilecek bantlar takabilirsiniz. Sarı hani o polislerin kullandığı ince yeleklerden de kullanabilirsiniz. Ön tarafında korumaları var. Dediğim gibi hani boğazı biraz daha düşük. İç tarafındaki fermuarları astarın çıkmasını sağlıyor. İç tarafında bir tane burasında fermuar içi yani cep içi fermuar var. Alt tarafında hani pantolonunuzla birleştirmek için isterseniz bir rolet bir pantolon alırsınız. Onunla birleştirmek için bir fermuara daha sahip. Bununla beraber sunduğum Armode'nin 79 liralık bir tane eldiveni var. Bu Armode eldiveni giyerek göstereyim hemen. İç tarafının deri alaşımlı, üst tarafının kumaş ve deri kaplamalı olduğunu görüyorsunuz. Çırt çırtlarla kapanıyor. Her tarafında korumaları var. Eklem yerlerinde özel korumalara sahip. Ve gerçekten iyi bir eldiven. Hani ucuz derseniz, bu hani ben daha dayanıklı bir eldiven istiyorum, Armode almam falan diyorsanız Scoico MC17, daha önceki tanıtımlarda göreceksiniz zaten. Veya onlardan Tucano Urbano'nun farklı modellerinden alabilirsiniz. Tabi bu 79 liralık bir model, onlar 200 liralık, 250 liralık modellerden. Onlardan da alıp kullanabilirsiniz.
Bu kombinin tüm parçalarının linklerini videonun altında paylaşıyorum. Hepinize iyi sürüşler.